Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhyil erde ba'de mevkiha. İnne zâlike le muhyil mevta ve hu alâ külli şeyin kadir. Sadak Allah'ın azim. Çok garip bir yer. Sözler 62. Allah istifade ettirmeyi nasip etsin. Eyyâ. Bu günleri kabirde hatırlayacağız hem de ezeli ve ebedi. Ezeli ve ebedi hem de. Şu anda bilgisayar lisanıyla yazılımımızı biz yazıyoruz. Çekirdeğimizi biz oluşturuyoruz. Ahirete ne olacağını tesadüf yoktur, tahmini de yoktur. Herkes bilir. Kim vicdanına bakarsa diyor, ahiretini seyreder diyor. Armut çekirdeğinden şeftali çıkar mı? Bu çekirdek, yani hayat, yaşadığın hayattan farklı bir hayat bekleyen armut çekirdeğinden şeftali çıkmasını beklemek gibidir. Herkes kendi aleminde ahiretini müşahede eder veya hisseder. Öleceği yakın insan, bazı insanlara Allah bildirir ya, 3 günüm kaldı, 2 günüm kaldı. Hızır abi 10 gün vermişlerdi. 10 günüm var dedi, sonra 9 günüm var dedi bana. Sonra son günü gelince, odama kimse gelmesin dedi. İkindi namazın, ikindiyi kıldıktan, tesbihat yaptıktan sonra odamı açarsınız dedi. Hakikaten girildiği zaman vefat etmişti. İnanın, bu kardeşiniz söylüyor. Vakıftı, benim abimdi. Bana çok emeği var. Ölüm tuhaf bir şey ama. İmam Ali gelmiş ona. Ya başlamadan nereden girdikse o zaman bitireyim şunu. İmam Ali geliyor. Ayaklığında İmam Ali radıyallahu anh, öteki isim Fatıma-tı Zehra radıyallahu anha. Ya Hızır, hadi gidelim. Hızır abi, ölüm azel girdiği zaman birisine gönderin bana diyen adamdı. Hala acayip. Bizde hani böyle derslerimiz oluyor ya. Geldi şey Azrail Aleyhisselam'dan önce Hızır abi ya şey geliyor Hazreti Ali. Ya imam korkuyorum dedi. Ayaklarına gelmişler Hazreti Ali ile Fatıma-tı Zehra annemiz. Ben de İmam Ali, benimle gitmeye korkuyor musun? Beraber gideceğiz diyor. Hazreti Ali gelmiş ya. Yani. Adam gibi yaşarsan adam gibi muamele görürsün. Adam gibi adam gibi. Adam gibi adam vallahi. Acayip bir şeydi. Korkuyorum imam dedi. Demek ki bazı büyük zatların iltimasıyla değişiyor ya muallak kader. Dedi ki Hazreti Ali radıyallahu anh, kendisi aynı anlattı böyle. Hızır, ömrüm bitti ama Rabbim duamızı kabul etti. Sana 10 gün daha mühlet. Şimdi sana soruyorum. 10 gün olsa ne yapardın seni? Ya, 10 gün geldi. Ben de çay elindeyim. Hasan, buyur abi, hemen gel. Otur. Tevhid dersin ben yapacağım. Miracı sen yap. Bir ben bir. Abi sabah sabah ya. Kahvaltı da yapmadık. Nereden çıktın? Atar. Sonra abi böyle yapmazdı. Olayı anlattı bana. Ve ağladı. 10 günüm var dedi. 10 gün. Ya biz de genciz de o zaman. Yani 20 küsur yaşındayız.
Ha 10 gün yani böyle. İnanamıyoruz ki yani. Sevdiğinin gitmesine 9 gün, 7 gün, 8, 2 gün, 1 gün. İkindi namazı kılın, tesbihat yapın. Odama açıp şey yaparsınız. Yarın öyle de defnedersiniz beni. Böyle diyorum. Falan yıkasın. Falanca telkinimi versin. Kafasız. Telkinden sonra cevşin oku. Ana. Bak. Bu ders öyle işimize yarayacak. Göreceksiniz. Ölünce işinize yaramasa yuh deyin bana orada. Bulacak mıyız? Ha? Bulacak mıyız? Bulacağız birbirimizi. Dünyada biri birisiz olamadık ki ahirette olacağız. Vallahi cennetin bile dostsuz tadı yok. Ne olacak ki dost yok? İnsan cennetin kıymetlidir. 62. Üçüncü işaret. Hatıra gelmesin ki, bak konumuzla alakalı da oldu herhalde. Bu küçücük insanın ne ehemmiyeti var ki, bu azim dünya onun muhasebe-i amal için kapansın, başka bir daire açılsın. İnsanın ne ehemmiyeti var? Yani bu alem kapanacak, öteki alem açılacak. Arkadaşlar, Allah Resulü diyor ki, aleyhisselam, beyaz horoz diyor, bir şey anlatacağım. Evde bakarsanız, yılan, akrep ve cin yanaşamaz. Onları görüp saldırıyor. Ben kendi kafama koydum. Allah Allah. Ulan cini görüyor. Horoz. Ben görmüyorum. Demek ki cin burada. Ben görmüyorum. Şeytan da burada. Ben görmüyorum. Bak o görüyor. Büyükler görüyor. Kabire bakıp görenler var. Değil mi? Keşfek olur. Demek ki ahiret bir yerlerde değil. Ahiretten bizi uzaklaştıran bizim cehalet örtümüz. Nasıl ki odun gözüküyor ama içi nur dolu. İçi demeyeyim. Yani duman ve nur odun olarak gözüküyor. Dumandan kasıt cehennemdir. Nurdan kasıt cennettir. İki zıtın buradaki ifadelenişine odun diyoruz. Dünya. Dünya odundur. Nur ötelerdir. İşte nur oduna ne kadar yakınsa ahiret dünyaya o kadar yakındır. Bir yerlere gitmeyeceğiz. Burada. Burada inanın. Yani bakın niçin anlattım? Horoz bunu görüyor. Bir yerlerde değil ki. O burada görüyor. Ben göremiyorum. Bunu anlatmak için misal verdim. Horoz bunu görüyor. Büyükler kabiri görüyor. Berzahı görüyorlar. Kabir bir penceredir. Oradan bakıyor. O adam orada değil ki. Alemi berzahtalar yani. Hani var ya bir kadın namaz kılmış da tesbihini çekerken kopmuş. Dizerken vefat ediyor. Şehit oluyor, anlamıyor. Hala tesbih diziyor diyor ustad. Tamam, ustad bakmış gülüyor. Kıyamet kopacak diyecekmiş ki Allah Allah, bir çabuk koptu ya. Tesbih bile dizemedi. Ben bir hani vefat edenler vardı ya genç. Akhisar mı, Manisa'ya mı, Uşak'a mı gidiyorlardı. Bir derste böyle anlattım. Onu vefat eden kadın çıktı. Ben kadın ikide bir duygular tahrik olmasın diye, o değildir dedim ama akşam uyardılar beni. Oydu, niçin söyledim? O vefat edenlerdi. Hiçbir şey bilmiyorlar. Onun vefat eden delikanlıların annesi şey yaptı. Ya o benim oğlum da o muydu diyor hocam. Yok baktım ki ikide bir depreşe değil falan dedik ama o yani. Arkadaşlar hepsi burada. Allah'ımız çok kaliteli elhamdülillah. Allah'ımız Allah. Celle Celaluhu. Allah'a teslim ol, gerisi hikaye. Hiçbir şeyden korkma. Allah diyor ki benden kork yani. Kork derken benim dairemde hareket et. Hatıra gelmesin ki bu küçük insanın ne emniyeti var ki? Yani diyor, benim ne emniyetim var? Deme. Cismen küçüksün. Kafasına taktı akla, kalbinde besledi istidada. İnsana konulan ruha nispeten alem-i şehadettardır. O aklın
O aklın meyillerini, öyle mi diyor? O kalbin istidatlarını, ruhun arzularını tatmin ve teskin edecek ancak darul ahirettir. Yani insanın taşımış olduğu ruha, alem-i şehadet dardır. Kainatı versen insanın ruhuna, arş-ı azamı koysan ruhuna, arşı koysan, cenneti koysan, Cebrail'i koysan, Azrail, İsrafil, kainatı koyun, insan ruhunu içine atın, oluyor. Toz. Nasıl bir ruh? Allah'a yakışan bir ruh, bilmiyorum. Allah öyle dedi, ruhundan üfledim, ruhunuzu diyor, ayet-i kerimede. Kainat için demiyor, ruh için diyor. Ruh için diyor, kainat için demiyor. Allah aşkına kıymetini bil, ne olur. Çöplükte harcama. Hangi rezil, kepaze hayatın da yoksa dön kardeş. Dön. Dön. İnsanın, bu küçük insan ne emniyeti var ki bu azim dünya onun muhasebe-i amali için kapansın, başka bir daire açılsın. Çünkü bu küçücük insan, bu cismin itibariyle, camiyeti fıtratı itibariyle, fıtratın cem ettiği, topladığı, içine aldığı, cami gibi içine topladığı itibariyle, şu mevcudat içinde bir ustabaşı, şu kainatın insan ustabaşı. Olmaz, yapma, öyle git falan. Ustabaşı nasılsa, bütün kainata insan öyle. Bir ustabaşı ve bir dellal-ı saltanat ilahiye. Allah'ın dellalı. Delal ne demek biliyor musunuz? Osmanlılar'da kullanılırdı. Emlakçılar var ya. Duyduk duymadık demeyin. Falan yerdeki bina satılıktır. Dellal denilir bunlara. Yani veya duyduk duymadık demeyin. Padişahımı şöyle demiş dellal. Onun adına konuşan. Yetki verilmiş padişahtan yer yer imzalayan. Allah'ın dellalı saltanatı insan. İnsan ya, Allah'ın dellalı yani. Sonra insan bir ubudiyet-i külliye mazhar olduğundan, yani kainatın kainatla ubudiyeti ediyor. Ettehiyyatü lillah, el mübarekatü salavatü teybatü lillah. Ne demek? Ya Rabbi diyorsunuz, diyoruz. Bu mevcudat var ya, taşlar, topraklar, ağaçlar, bitkiler, hepsi. Sana lisan haliyle, lisan-ı kaliyle, şuurlu ve şuursuz yaptıkları ibadetleri, istihaneleri, şükür ve tahmid ve hamdleri ben yapmışım gibi sana takdim ediyor. Vekil-i umisi. Seninle manalanıyor. Seninle değerleniyor. Rüştü abiyle bir yere gitmiştik. Baktık ki kuş tarafına. Bana dedi ki, hiç unutmuyorum, şu kuşların ötmesini, şu dağları görüyor musun? Ha abi dedim, işte senin şu anda birkaç dakika seyretmen için bu sistemi kurdu. Abi israf değil mi? Hayır dedi. Bir dakika böyle Allah Allah demen için bu sistem kurulmuş. Allah Allah. O ağaçlar, o dağlar, tepeler, kuşlar. Ya bu kadar kuş. Ya bu et parçasından to kıyameti koparıyor, ötmesine bak. Et parçasından çıkan sese bak. Ya bu kadar bir kuş ya. Eti de bu kadar. Sistem bizim için kurulmuş. Ya. Sanatı yüksek, ömrü kısa olan sanatlar ibret içindir. Bak, mevcudata bakın, bir yaprak. Sanatı çok yüksek. Allah lazım onu yapmak için. Müddeti çok kısa. Demek ki ibret içindir. İşte insan, küçücük insan, camiyet-i fıtrat itibariyle şu mevcudat içinde bir ustabaşı ve bir dellal-ı saltanat ilahiye ve bir ubudiyet-i külliye mazhar olduğundan büyük emniyeti vardır. İnsanın büyük bir emniyeti vardır. Hem hatıra gelmesin ki kısacık bir ömürde nasıl ebedi bir azaba müstahak olur? 60 sene küfürle geçen bir insanın sonsuz cehennemde niye olsun? Zira küfür şu mektubat-ı samedaniyeye derecesinde ve kıymetinde olan kainatı manasız, gayesiz bir derekeye düşürdüğü için, bütün kainata karşı bir tahkir olduğu
gibi bu mevcudatta cilveleri, nakışları görünen bütün Esma-i Kutsi-i İlahiye'yi inkar ile red. Ve Cenab-ı Hakk'ın hakkaniyet ve sıdkını gösteren, Cenab-ı Hakk'ın hakkaniyet ve sıdkını gösteren gayri mütenevi olan bütün delilleri tekzip olduğundan nihayetsiz bir cinayettir. Nihayetsiz cinayet ise nihayetsiz azabı intihac eder. Yani bütün kainatla alakadar insan ve kainatın cemidir. Bir çekirdeği düşünün, iğne batırsanız. Ne olacak canım, bir tane paket gitti. Hayır, koca çınar ağacı gitti. Bütün kainatı hulasası insan, küfür ile onu delse bütün kainat yok olur. O zaman bütün kainatın hukukuna tecavüz etmiş oluyor. Bu birinci yol. İşaret icazımız var değil mi? Var. Şimdi 60 sene yaşayan bir insanın 60 sene yaşayan bir insanın 60 sene küfürle geçse 60 sene ceza olsun. Niye sonsuz olsun? İşte birincisi neydi? Birincisi insan kainatın çekirdeği hastası olduğundan çekirdeği bozmak onun üzerine bina edilecek ağacı bozmaktır. Bozmak olduğunda kainat kadar büyük bir cezaya müstahak olur. Bu ne yaptı? Bir. İkincisi, 80'de geçiyor. Küfür üzerine ölen bir kafir, ebedi bir ömür ile yaşayacak olsa, Allah 60 sene değil de sonsuz verse, cevheri ruhu bozulduğundan, o gayri mütena ömrünü behemehal küfür ile geçireceği şüphesizdir. Yani bozulduktan sonra tamam artık. Mesela telefon bozuldu. Şimdi bozuldu, bir dakika oldu. İstersen 500 sene olsun, bozulduktan sonra kendi kendine düzelmez. Artık nihayetsiz ömrü dahi olsa bozuldur. Bu maddi cihaz. İnsan bozulduğu için, kalbi hatmedildiği için, hatamallahu ala kulubihim ve ala ebsarim gışave ve lehum azabın azabın. Yani hatamallahu ala kulubihim hatmedildi mi? Bozuldu mu tamamen? Yılan ve çıyan akreplerin yatağı oldu mu kan? İstersen 60 sene yaşasın, istersen sonsuz yaşasın. Fark etmez yani. Bozuldu. Dolayısıyla onun cezası da yaptığı tahribattır. Tahribat. Neyi tahrip ediyorsa bedeli odur. Niye insanı bir dakika hiddet ediyor böyle, bir sinirleniyor, tabi tüfeği bir çekiyor, adamı öldürüyor. Niye idam ediyorlar veya 15-20 sene veriyorlar? Desen hakime, hakim bey, ben bir dakika hiddet ettim, bir dakika tetiği çektim, bana bir dakika ceza verin. Niye 15 sene veriyorsunuz diyebilir misin? Sana bakan yönü bir dakika ama karşıya yaptığın tarif en az daha kal 15 senesini yok ettin. Karşının bedeli olarak senin hayatın yok olmalı, yatman lazım. Şimdi bütün kainatı, arş-ı azamın, arş-ı kürsü, cenneti, cehennemi, Cebrail'i, Mikail'i, İsrafil'i, 18 bin alem, alem ervalı, her bir alemin zerratı ve sıfatları adedince, sıfatları adedince, hepsine ceza olarak sana inkar ettiğinden bir dakika ceza verilse, senin cezanın niyeti olmaz ki. Değil? Çünkü bütün, nasıl ben ne yaptım ki onu? Ya arkadaş bir çekirdek düşünün, çınar ağacının çekirdeği. Sen bunu ine batırırsan, çekirdeği batırmış olmuyorsun. Ondan gelecek olan gelecek ağacı yok ediyorsun. O zaman gelecek ağacın bedelini ödemen lazım. Çünkü kafirin cevheri bozulmuştur. Bu itibarla o bozulmuş olan kalbin gayri mütenahi bir cinayete istidadı vardır. Binaenaleyh ebedi cezası adalete munafi değildir. İkinci izah. O kafirin masiyeti günah mütenahi bir zamanda ise de, yani 60 sene yaşamışsa da, gayri mütenahi olan umum kainatın vahdaniyeti olan şehadetlerine gayri mütenahi bir cinayettir. Yani reddedene bakmayın. Reddediyorsun ama reddettiğin nedir? Esma ve sıfat. Çünkü insan şu mevcudata baktığı zaman esmanın cilve ve cemal ve nakşidir. Onun küfrü
kainatı meydana getiren Esma'yı tahkir ediyor. Dolayısıyla nihayetsiz Esma'nın nihayetsiz mertebelerini ortadan kaldırdığı için cezası nihayetsizdir. 3. Küfür gayri mütenahi nimetlere küfran olduğundan gayri mütenahi bir cinayettir. Allah ne kadar nimet vermiş? Nihayetsiz. Onlara küfran oluyor. Mesela şimdiye kadar kaç defa nefes aldı? Kafir. Küfranından dolayı ne yapıyor? Bunu küfür ediyor. Yani reddediyor bunu. Tekzip ediyor. Kıymetten düşürüyor. 4. 5. İnsanın vicdanı zahire mütenahi ise de batinen ebede bakıyor ve ebedi istiyor. Bu itibarla gayri mütenahi hükmünde olan o vicdan küfür ile mülevves olarak mahvolur gider. Yani ömrü 60 sene ama insanın ruhu nihayetsiz. Kafir yani iman eden ve reddeden kimdir? Ruhtur. 60 sene yaşayan kimdir? Bedendir. Ceset bile değil yani. Beden deniliyor. Bedenin ömrü 60 sene. Ruhun yaşı yok ki. O zaman reddeden kim? Ruh. O zaman ruhun keyfiyetine göre kabulü veya reddi mukabele görmesi lazım. Sonsuz olan ruhun kabul ettiği bir şeyin mükafatı da sonsuz olur. Çünkü ruhun içine girecek. Reddeden ruh olduğu için ruhun keyfiyetine göre ceza verilmesi lazım. Mesela biraz öncesini okudum 4'te. Reddeden insandır ama reddedilen Esma'dır. Esma'nın nihayetsiz meratibini reddettiği için bedeni nihayetsiz. Şimdi döndürdü içeriye. Reddeden beden değildir. Mesela böyle bir şey, kafir birisi gelmişti yanıma. Hocam dedi, ben dedi ruhu kabul etmiyorum dedi. Bir güleyim dedim ya, böyle manyaklar da denk geliyor bize. Niye? Gayet normal gibi gözüküyor. Bakın arkadaşlar, kabul eden ve reddeden ruhtur. Ruhuyla diyor ki ben ruhu reddediyorum diyor. Böyle bir manyak, yani tabii olayı bilirsen gülersin benim gibi ya. Böyle manyak rastlanmış mısın ya? Ben diyor konuşuyorum, konuşmadığımı iddia ediyorum diyor. Konuşmadığını iddia ederken konuşuyor gibi yani. Ben dedi hocam dedi ruhu inkar ediyorum dedi. Ruh inkar eden ruhtur. Beden değildir ki, kabul edici. Bu ceset kafir değil ki. Allah'ın böyle yarattığı sanattır. Şimdi, kabul veya reddeden, Allah'a kabul veya reddeden ruhtur. O zaman reddettiği için veya kabul ettiği için mükafatı da ona göre olacaktır. Sonsuzdur ruh. Vicdanen batinen sonsuzdur. Ruh yaşı yoktur. Hatta küllü nefsin zâikatül mevt'tir. Bütün nefis ölümü tadacaktır. Nefis nedir biliyor musunuz? Nefis, bir tencere koyun. His, heves, heva, tabiat. Bunları tek tek koy, karıştır. Karıştır mı? Böyle ne diyorlar böyle yumurta? Omlet, tamam. Onu git buzdolabına koy, donsun. Ceset on. Bunun adı nefistir. Bu ölen budur. Ruhla alakası yok. Ruh bu ölmesiyle kurtuluyor. Yani ölüm kurtuluştur ondan. Çünkü kurtulan sensin. Ben olan ben ruhtur. Hatta ruhun değil de ruhun arkasında olan ben daha arkada. Yani benim gömleğim. Ben diyen arkada görüyor musun? Ben değilim. Bu benim gömleğim diyen gömlek değil. Benim atletim gir içeriye, benim bedenim gir içeriye, ben ala arkada. Benim aklım, ya benim aklım bunu kaldırmıyor ya. Benim aklıma acayip bir şey geliyor falan. Aklıma tuhaf tuhaf şeyler geliyor demiyor musun? Ha demek akıl sen değilsin. Hani benim aklım diyen akıl değil. Benim ruhum diyen ruh değil. Ben olan ben arkada enedir. Ha şimdi ben, ölüm niye kurtuluştur? Çünkü ruh burada sıkışmıştır. Ölen bedendir, nefistir. Ondan kurtuluştur. Ondan kurtuluştur. Mesela ruhu üzeri kapatın. Şöyle misal vereyim onu. Toprak, çekirdeğin üzerini niye toprakla kapatıyoruz? Bir de söylüyorum. Çekirdeğin üzerini toprakla niye kapatıyoruz? İçindeki ağacı çıkarmak için. Kapatıyoruz çıkartmak için. Kapatmak, açmak demekmiş değil mi? Bak ne söylüyorum. Kapatıyoruz içi açılsın diye.
İstersen çekirdeği güneşe koyun. İçi sonsuza dek orada durur. Ölür gider. Yani içini çıkartamazsınız. Çekirdeğin içindeki ağacı penseyle, tornavidayla, torna tezgahıyla çıkartamazsınız. İlle onu örtmeniz lazım ki içini dışarı edesin. İçi ruhu gibidir diyor 6. hakikatta sözlerde. Yani ruhunu bedeninden çıkartmak için bedenini örtmen lazım. Biz de hanımlarımızın bedenini örtüyoruz ki ruhunu bedeninden çıkartalım diye. Biz erkekleri takva ile örtüyoruz ki ruhumuz bedenden çıksın diye. Günahlar bedenseldir ve ruhu örtendir. Takva bizim kadınların tesettürü nasılsa erkeklerin takvası da bizim tesettürümüzdür. Sırf tesettür kadınlara farz değil. Erkeklere takva farzdır. Tesettürdür. Hayda bir şey de çıktı bu gece. Olan tesettür farzmış. Şimdi diyecekler ki olan erkeklere tesettür diyor. Tesettür takva libasıdır. Takva libasını giyin diyor. Ayette mealen söylüyor. Takva libasını. Demek ki örtüyoruz ki içi çıksın diye. Ölüyoruz ki kurtulalım diye. Ölen bedendir. Ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmez. Yunus demiş değil mi? Hulusi abinin misaliyle vereyim. Ağaçta diyor kuş var. Siyah beyaz bir adam da hırsarı almışlar. Ağacı kesiyorlar. Kuş da bakıyor yukarıda da şuna. Ondan sonra hırrrt 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 hırrrt. Hulusi abinin misaliyle. Siyah beyaz bir adam. Hırsarla kesiyorlar. Ağaç kesilince ağaç ne yapar? Devrilir. Devrilince kuş ne yapar? Uçar. Ruhtan kasıt ruhtur. Kuştan kasıt ruhtur. Ağaçtan kasıt bedendir. Siyah beyaz adam gece gündüzdür. Hızardan kasıt da saattir. Tık 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 tık. Ağacı kesiyorlar. Bak ağacı kesiyorlar. Görüyor musun? Ondan sonra ay buram ağrıdı. Nefes alamıyorum. Ölümün keşif kolları girdi kardeş. Ölümde haber veriyor sana. Şuram ağrıdı, buram ağrıdı. Hiç merak etme. Ağırsız aleme gideceksin. Onu söylettirmek için gelmiş zaten. İhtar ediyor canım. Demek ki örtülüyoruz çıkmak için. Ölüyoruz kurtulmak için. Onun için yaşasın ölüm. Çünkü ruh diriliyor. Ruh şu anda hapiste, kafeste. İyi ki ölüm var. Sana soruyorum. Allah'ını seversen ne olur vicdanına söyle. Sonsuz böyle yaşayabilir misin ya? Hiç ölmek istemeyelim böyle yaşa. Sultan Veli'nde sonsuz böyle yaşanır mı ya? Günde 3-4 defa atlet değiştiriyoruz ya. Bilmem ne yapıyor, karnımız ağrıyor, acıkıyoruz. Böyle olmaz ya. Bitmesi lazım ya. Vallahi bitmesi lazım. Dün akşam Bursa'da bilmem nerede Yunanistan'a gideceğim, Almanya'ya geçeceğim. Teravih dönemim geldi, Almanya orla. Ya hakikaten bir yerde bitmesi lazım bu iş ya. Artık keyif zamanı gerçekten ya böyle. Bir şeye oturacaksın ya. Otura da bıkıyor insan. O bıkıyor he. Doğru. Bıkıyor. Ama cennet oturmak yok çünkü. O zaman ölmeyelim. Burada bıkıyorsun. Cennette ne var biliyor musun? Nihayetsizlik var. Dert yok. Sıkıntı yok. Her istediğin var. Çocuk hemen fırladı. Almanya'da bir çocuk vardı. Hasan amca çikolata var mı? Vallahi en iyisi var. O kadar acayip ki. Çikolata seninle konuşuyor. Hemen getirdi. Ama bu çikolata konuşmuyor diyor. Oradaki çikolata sen aldığın zaman konuşuyor tatlım Şahin dedim. Çikolata ne haber, nasılsın, iyi misin? Yeter artık beni yeme ya falan dokundu. Falan hep seninle konuşacak. Şunu ye ben şu anda bunu yeme sabahtır şunu ye. Çikolata mı konuşacak? Evet cennetteki çikolatalar hep konuşacak. Hakikaten konuşacak orada ölü bir şey yok. İnne dalil ahiret ileyhi yene iban. Her şey canlıdır orada. Acayip bir alem ya. Taş topa. Yani taşlar hayvanlar gibi olacak. Ağaçlar insan olacak. Ne haber lan Ahmet nasılsın falan. Şimdi nasıl böyle annene babana halatır soruyorsun. Oranın ağaçları böyle olacakmış. Yani insan seviyesinde olacak. Peki hayvanlar nasıl olacak? O bilinmiyor. Taş, bitki, hayvan, insan. Nasıl olacak? Yani bir sıralayayım. Taş, bitki, hayvan, cin, melek, insan. İnsanlar üstün kimse yok da hiç. Öyle bir şey yok. Kabul edemem de zaten üstümde kimse olmasını istemem.
Allah Allah. Acayip bir alem bizi bekliyor vallahi. Hiç merak etme. Kabre girdiğin zaman senin hayatını vicdanına sor. Ne yaşıyorsan olsun. Sürprizlik yok. Sürprizlik şurada olur. Cemaattan alacaksın o sürpriz. Kendi amelinin nasıl olduğunu vicdana sor. Çünkü vicdan ahiretin küçük bir provası, küçük bir maketi ve modeli. Vicdanla yaptığın bugün günahlar var ya, şu anda yakıyor değil mi? Hah, o işte ahirette sevabı var. Yaptığın iyi güzellikler var. Oh, iyi namaz kıldım. Şimdi derse geldim. Ulan iş yani 5-10 dakika okudum, otobüste okudum, metroda okudum. Vallahi ahiret. Şimdi o yazılımı ne oluyor? Armut çekirdeğinden, şeftali çıkmayacağından, senin ruhundan ben çıkmayacağım. Benim ruhumdan da sen çıkmayacaksın. Benim ruhumdan ben çıkacağım. Sürprizlik şu. Amelimin dışında cemaattan alacağım. Sen de alacaksın. O sürprizlik. Onun için harika bir yer, inan bana. Böyle ölen aşağı gitmiyor. Tam tersine pişt. Elhamdülillah. İyi ki ölüm var ya. Sana şükürler olsun ya. Biraz da kabahat bizde değil. Bizim gibi vaaz edenlerde. Ölümle hep korkutmuşlar bizi. Tehdit etmişler. Cehennemle tehdit ettiler. Allah ile tehdit ettiler. Allah yakıyor, bitiriyor, kesiyor kafayı, bilmem ne yapıyor. Öyle ta ki bir şey yapmak için. Allah oysa ne kadar güzel bir şeymiş ya. O kadar mı? Ben mesela Allah'ımdan zevk alıyorum vallahi. Böyle hoşuma gidiyor. Tabi sarı nasıl geliyor adama yani. O kadar mı mükemmel Allah olur ya. Hani keyif vallahi. İnanın ben. İnsan şey hatırına gelince böyle mum gibi eriyor ya. O kadar keyifli bir şey olur mu ya? Allah o kadar hoş olur ki. Böyle vicdanda tatlı mı böyle onun lezzeti daha hiçbir şey yok. Kör eder seni. Metsup eder. Dünyayı dolaştırır seni. Allah çok tatlı bir şeydi. Allah hepimize nasip etsin o tarafı. Beşincisi. İnsanın vicdanını okuduk. Altı. Zıt zıtına münadi ise de çok hususlarda mumassil olur. Yani zıt zıtına zıt ise de bazı hususlarda da eşit olur. Yani benzer. Binaenaleyh benzer. İman lezaiz ebediye ismar ettiği gibi küfür de alam-ı elimeyi ve ebediyi ahirette intihac etmesi şenindedir. Yani imanın hakikaten iman olduğunu, günahın hakikaten günah olduğuna delil nedir biliyor musun diyor burada. Daha ahiretten konuşmuyoruz, Allah'tan konuşmuyoruz. Yaptığın ihaneti, yaptığın günahları, bak insanı yakıyor değil mi? Mesela birisinin çocuğun elinden aldın Türk parasını. Birisine hak etmediği halde önüne arabayı çiçeğin. Vicdanı rahatsız olmuyor musun? Oluyoruz. Ha bu vicdanımız dinin verdiği hükmünü teyit ediyor bu. Din doğrudur. Vicdanımız söylüyor. Yaptın bir iyilik. Birisini sevindirdin. İnan vallahi sen ondan fazla zevk alıyorsun ya. Garibanın. Öyle değil. Ondan daha zevk alıyorsun ya. Bu altı cihetten çıkan netice ve gayri mutana olan bir ceza, gayri mutana bir cinayete karşı bir adalet. Yani bir toparlarsam bir cümleyle söylersem, reddedilen kim? Allah. Bedeli Allah'ın zıttı kadardır. Yani 60 sene yaşayan sonsuz nasıl cehennem olur diye toparlıyorum. İki tane cümleyle toparlamak istiyorum. Gerçi altı cihette cevap verdi de. Bir de söylüyorum. Küfür demek Allah'ı reddediyorsun. Reddedilen kim? Allah. Bedeli onun zıttı kadardır. Yani Allah'ı ortadan kaldıran şey neyse o sana verilecek. Alemindeki Allah. Peki kabul edilen kim? Allah. Allah neyse onun kıymeti kadar sana değer verilecektir. Kıymeti kadar sana değer verecek. O da sonsuz. İşte 60 sene önemli değil. Peki bunu kim yapıyor? Beden yapmıyor. İnanan ve reddeden ruhtur. O zaman ruhun yaşı yoktur, ömrü yoktur, nihayeti yoktur, başı da yoktur. Nasıl yoktur? Allah diyor ki ruhumdan öfledim, başı var mı? Dibi de yok. O zaman reddeden, kabul eden ruh olduğu için ruha göre muamele görecek. Bir şey mi soracaktın? Yok değil mi? Allah Allah. İnsan hatıra gelmesin ki kısacık bir ömürde nasıl ebedi bir azaba müstahak olur. Şuraya bak. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun ya. Nisli saleleri nasip ettin ya. Bu biraz önce anlattım var ya, yani küfür 60 sene yaşayıp adam niye sonsuz ceza olsun diye.
Bu mesele adam gibi zannettiklerimiz var ya, dev Adem alimi. Onların işin içine çıkamadığı sorular. Nereden biliyorsun? İşim benim bu da. Çağırıyorlar. Onların toplantısına da gidiyorum da. Geçen kağıthaneye gittim. Böyle Arapça müderris. Bir kısmı da şeyden gelmiş, Tillo'dan. Ya bunu nasıldır dedi. Bak onlara okumuştum ben burayı. 80. sayfayı onlara okudum. Yani hulasa orada ettim de size tekrar ettim. Reddedilen Allah'tır. Kabul edilen Allah'tır. Bunu yapan da ruhtur. Yani mükafat ve ceza bu ikisi arasında değerlendiriliyor. Abi o zaman insan böyle kainatla saat gibi bir çark çalışmadığı zaman, yani karşılık vermediğimiz zaman Allah'a karşı mesela, evet, inkar ettiğimiz zaman bütün kainatı inkar ediyoruz. Bu bütün kainatı. Aynen öyle. Bu sefer de bütün günahları, mesela günah derken yani bütün her şeyi inkar ettiğimizde her şey sonsuz olduğu vakit sıkıntımız da oradan kaynaklanıyor. Oradan kaynaklanıyor. Çünkü Esma'yı reddediyorsun bak. Diyor ki, şuradan okuyayım. Tevhid nerede? İnsan arza nispeten bir zerredir. Koç, Musan bak. İnsan dünyaya nispeten zerredir, değil mi 60 kilo? Arz da kainata nazaran bir zerredir. Tamam? Dünya kainata göre bir zerre bile değil. Ve keza insan bir ferdi nebine nispeten bir zerre gibidir. Yani 7 milyar insan var şu anda. Geçmişteki insanla, gelecekteki insanla, şimdiki zamandaki insanla sen bir zerretsin toplamına göre. Veya keza aklın düşünebildiği gayeler, faydeler, hikmet ezeli ve ilmi ilahideki faydelere nispeten bir zerreden daha aşağıdır. Yani Allah kim, biz kim? Allah'ın böyle bu kainattan takip ettiği nihayetsiz faydalar var bu. Esma'nın, sıfatın, mevcudatın. Ama benim istifade ettiğim zerre bile değil. Kainat sisteminden istifade ettiğim zerre bile değil. Tamam. Binaenaleyh böyle bir alemin insanın istifadesi için yaratılmış olduğu akla girmez. El cevaba bak ya. Evet. Onlara okudum da onun için getirdim. Tillo'dan gelmişlerdi. Çağırmışlar. Beni tanıyordu. Allah razı olsun onlar da. İsmail Ağa'dan da vardılar böyle. Minnettarım onlara böyle. Değer verdiler. Burayı okudum yani. Bir burayı, bir burayı. 2-3-4 ya. Bak okudum ki. Evet. Zahire bakılırsa insan bir zerre hükmündedir. Zahire bakılır. Doğru. Sayılana göre bedenine bakarsan, bedensel bir zerre hükmündedir. Fakat insanın taşıdığı ruha, kafasına taktığı akla, kalbinde beslediği istidatlara nazaran bu alem-i şehadet dardır, istiyap edemez. İnsan içine alamaz. O ruhun arzularını, o aklın fikirlerini, o kalbin meyillerini tatmin ve teskin edecek ancak darul ahirettir ve Allah'tır. Allah acayip bir şey ya. Ne kadar hoş bir şey ya. Ya Allah gibi bir şey var mı ya? Ya ben anlayamıyorum insanlar. Ondan daha değerli. Ne olabilir ya? Cevaplar da hoş ama yani. Ya acayip değil mi? Bir de okuyayım. Bir de okuyayım ya. Benim müşteri bana demişti ya, bu kadar galaksilerin içinde Allah beni görmez. Nereden biliyorum? O zaman bu cevabı bilemiyorduk okumak. Allah Allah. Bir de okuyayım ya. Aslan ustad. Delikanlılığın asasudur ustad. Bizim Karadeniz lisanıyla söylüyorum. Ne yapayım? Bak, zahire bakılırsa insan kainata, varlığa nispeten anlatılan bir zerredir. Fakat insanın taşıdığı ruha, kafasına taktığı akla, kalbinde beslediği istidada nispeten alem-i şehadettardır. İnsan istiyap edemez, içine alamaz. O ruhun arzularını, o aklın fikirlerini, o kalbin meyillerini tatmin ve teskin edecek ancak Allah ve ahirettir. Elhamdülillah. Ancak Allah ile tatmin olursun. Başka mümkün değil. Mal mülk mümkün değil. Bak burayı açtım ama ondan önce bir yerde okuyayım ya. Üstad diyor ya, bir nefes kapıda durup bana çıkma desen çıkmıyor muyum? Ama esas gayeleri imanımdan, davamdansa 50 milyon efendim hükmünde. Evet. Bak şimdi, Allah ile problemin olmayacak. Vallahi Allah ile işin
problemin olmayacak. Sorunu çözeceksin bu dünyada. Allah ile aran iyi oldu mu? Gerisi vallahi kolay. Mükemmel ne diyecek bana ki? Hoş geldin diyecek. Zıbanı değil ki. Allah memnun oldu böyle. Allah ile problemin olmayacak kardeş. Allah ile güzel geçineceksin. Problemin nasıl oluyor abi? Namaz kılmıyorsun. Oruç tutmuyorsun. Derse gelmiyorsun. Dedektör gibi, dedektif gibi haramlara dikkat ediyorsun. İnternet ve televizyonlarsa bankada rezillik kuyusuna çarpıyorsun. Yani vallahi öyle tepene binecek ya Azrail aleyhisselam. Benim meşrebime uygun değil, anlatmam onu. Onu şeye cübbeli al, bırak. Cübbeli bana dedi ki, ağzımdan çıktı ismi, ne yapalım? Kendisi dedi de hapse. Ya senin vaazlarında hiç dedi cehennem falan yok dedi ya. Öyle diyordu arkadaşlar. Dedim ki vallahi yemekte lazım olduğu kadar tuz lazım. Onu da sen katıyorsun dedim. Ben diğer malzemeleri topluyorum. O da böyle gülmüştür. Şuuru imani ve intisap ve münasebetiyle. Şuur iman öyle yok. İman, iman ettim hadi eyvallah. İmanla hiç alakan yaşamıyorsun yani. İmanınla hiç alakasız yaşıyorsun. Ya insan imanından lezzet alır ya. İmandan lezzet alır ya. Böyle Allah'a mensup oldu. Allah'tan gurur duyar ya. Benim Allah'ım var diye ondan şeref duyar adam ya. Yani diyebilmelisin yani. Demen lazım evde. Yatak odanda kimse yokken. Yoksa dili derler ha deme herkesin yanında. Ya Rabbi senden gurur duyuyorum. Senden iftihar ediyorum ya. Rezil kepazeyim ama olsun seninle gurur duyuyorum. Sen benim Allah'ım olmaktan ben şerefli oluyorum. De ya. Allah ile şeref insan olması lazım. O kadar bir acı bir şey ki. Sen kimsin ya basit sen mi zannediyorsun? Şuur imaniyle ve intisap ve münasebet ile. Bak şuur imaniyle Allah'a intisap. Allah'a imanla intisap olur. Münasebet ubudiyettir. İkisini cem eden şuurdur. Allah'a intisap imandır. Münasebet ameldir. İle umum mevcudata bir alaka, bir nevi ittisal peyda eder. Bütün kainata İmam-ı Rabbani ifadesiyle gül diyor, güle koku nasıl sirayet etmişse, Hasan'ın ifadesiyle suyu ısıtırsınız, burası tencere kabul edin, odunu yakarsınız, odunun içerisindeki nuru kirbitle dışarıya çıkarırsınız, tornavida ile değil. Odunun içerisindeki ısıyı suyun içine sokarsınız. Nasıl giriyorsa, anlıyor musunuz? Bak bir daha söyleyeyim. Suyu ısıtıyoruz. Ne demek? Su çok sıcak, aman 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 diyorsun. Suyun içine ne var? Odunun içindekiler girmiş oraya. Odunun içindeki ısı oduna nasıl girmişse senin sebabın ruhuna öyle giriyor. Odunun içerisine nasıl ısı giriyorsa, odunun içindeki ısı suya nasıl giriyorsa işlediğimiz günahlar da kalp ve ruhumuza öyle giriyor. Öyle el sürülmüyor. İttisal peyda eder. Ve o halde ikinci derecede vücudu şahsiyesinden başka hadsiz bir vücut, o şuuru imani ve intisap ve münasebet ve alaka ve ittisal cihetinde güya onun bir nevi varlığı gibi var olur, varlığa karşı fıtrı aç tiskin edilir. Yani Allah'a böyle şuuru imaniyle intisap ve münasebet oldu mu, haşa Allah'ın böyle esma ve sıfatıyla sıfatlanıyoruz yani. Yani o öyle boyalanıyoruz neyse işte. Sonra insanın fıtratında var olan varlık sevgisi, sonsuzluk sevgisi Allah'ın canibine bakınca Allah'ın mülkü senin oluyor. O zaman varlığa karşı özlem, ihtiyaç gideriliyor. Yoksa varlık kainatı verseler, cenneti adama verdiler, istene ver onu Allah'ım diyor. Bana seni gerek seni diyor. Ahmet bin Amber rahmetullahi aleyh. Hanbeli mezhebinin kurucusu. Allah'ı gördüm diyor. Fıkıh-ı Ekber'de geçiyor. Allah'ı gördüm diyor. Allah'ı gördüm diyor. Fıkıh-ı Ekber'de geçiyor. Allah bana dedi ki diyor. Bak Allah'a bak ya ne kadar hoş ya. Acayip bir şey ya. Allah bana dedi ki diyor. Ey Ahmet ne istiyorsun? Allah ne kadar mütevazi. Ne kadar kibar haşa tabi yani. Kibar alçak gönüllü. Ne güzel bir şey. İnsan kur duyuyor. Ahmet bin Amel kim Allah kim ya. Ama Allah... Ettenezulat ilahiyyatı ala kulil beşer. Onun seviyesine iniyor. Yani şey yapıyor, konuşuyor. Ey Ahmet diyor, ben de ne istiyorsun? Ben diyor, kaldım diyor ya. Fıkıh-ı Ekber'de yazıyor.
Böyle çıkıyor ama çıkıyor. Allah Allah Allah. Kula sana şey yapsa. Öyle bir dersimiz var. Allah'ı görsen ilk ne derdin? Allah'ı gördüğün anda ne derdin? Bir tanesi dedi. Ne dedi? La ilahe illallah Muhammedur. Bu hiç onu da diyemedi. Çünkü akıl gidiyor. Çünkü görme makamında akıl yoktur der İmam-ı Rabbani Hazretleri. Mesela mertebe gidersen arş, çık üstüne, lef-i mahfuz. Lef-i mahfuz şeydir, akıldır. Çık, akıl, onu da geçersen akıl bitti. Arş, arş-ı azam, cevher-i ruh ve ruh. Orada akıl yok artık diyor. Daha yukarı git, mecud, Allah'ı görmek. Demek ki Allah'ı görme makamında akıl, ruh, hiçbir şey yok. Fena artık. Allah'ı gördü. Ahmet bin Ambel'e dedi ki, ey Ahmet, ne istiyorsun benden? Ahmet ne istiyorsun? Hiçbir şey diyemedim diyor. Ama ben de okuyorum bakayım ne diyecek Ahmet bin Ambel. Cennet istiyorum, rıza içiyorum, bize. Allah devam etti. Ahmet, sen benden bir şey isteme. Sen beni iste. Benden istediğin bir şey ben değilim, bendendir. Şu kaliteye bak ya. Şu kibarlığa bak, şu merhamete bak. Yani bu nezakete bak. Latifeliğe bak. Nasıl bir şeyse. Sen benden bir şey isteme. Benden istediklerim. Ben değilim. Bendendir. Mesela benden bir şey istedim. Bunu verdim. Bunu. Ben miyim? Bendendir. Ama sen beni istedin. Biz de ya Rabbi cenneti değil, cennetin sahibi olan Allah'ı istiyoruz. Biz cehennemden korkmuyoruz. Allah da cehennemimden kork demiyor. Benden korkun diyor. Biz cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmekten korkuyoruz. Korkumuz oradan. Bak bir de söylüyorum. Biz cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmekten korkuyoruz. Biz cennetin sahibi olan Allah'ı istiyoruz. Cennetin sahibini istiyoruz. Gaye o, hedef o. Bana senin gerek, senin bu işte. O zaman insanda fıtri bir aşk var varlığa karşı. O ancak varlığa karşı fıtri aşk ancak teskin edilir. Öyle kaliteli olmayacak yani. Arkadaşlar, ben bunu öpmesem, kara kaplı insanların uzantısı olan elini öpecektim. Ben kürsüye çıkan bir insanım. Buradan konuşmuyorum, kürsüde ne konuşuyorum. Şimdi bizim moralimiz bozulduğu zaman, hatun bir şey dediği zaman, evet şunu buraya kafayı takınca cumaya gidiyoruz, tamam mı? Konuşuyoruz. O andaki, o bir cumadaki hutbemiz, konuşmamız ateş saçar. Herkesi cehenneme tehdit ederiz. Oysa evde kafayı taktık. Eğer huzurluysak, işimiz tıkır tıkır, hatun da itaat etmişse vesaire, vaaz ederken herkese cennet peşkeş çekeriz. Bunlar dinleyen adamların cenneti, cehennemi, dini benim haletime bağlı. Okumasan böylesin. Kitap okumasan böylesin. Hutbeye çıkan adamın psikolojisine göre senin dinin belirleniyor. Buradan konuşmuyorum ha. Hutbeye çıkan adamım ben. Sen Ramazan'a gideceğim oraya tekrar. Ramazan imamlığına gideceğim. Alma ya. Benim psikolojim neyse hutbede, kürsüde onu konuşuyorum kardeşim. Kişinin de dinini inşa ediyorum da öğretiyoruz, anlatıyoruz. Nereye dayanıyor? Benim psikolojim var. Onun için ben dikkat etmeye çalışıyorum. Psikolojim sakın benim konuştuğum mevzuyu etkilemesin. Moralı bozuksa herkese cehennem tehdit ediyor. Sağırıyor yani arkadaşlar. Acık okuyacaksın, okuyacaksın. Başka hiçbir şansımız yok. Ölümden korkma, okuyamamaktan kork. Günah cehennemden değil, Allah'ı kaybetmekten kork. Cenneti değil, Allah'ı arzulayacaksın, özleyeceksin. Allah'ı, cennet neymiş ki Allah'ın yanında? Mahluktur. Ya. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İnsanın taşıdığı... İnsan zahire bakılırsa bir zerre hükmündedir. İnsanın taşıdığı ruha, kafasına tak takla, kalbinde beslediği istibada nispeten alemi şahdet varlıklardır. İnsan istiyap edemez. O ruhun arzularını, o aklın fikirlerini, kalbin meyillerini tatmin ve teskin edecek ancak Allah ve ahirettir. Kaliteli bu. Kalite burada kardeş. Nerede yazıyor? 3 defa. Tamam abi. 500 defa da sorsanız açacağım. Namertim vallahi. Risale-i Nur'um benim. Canım her şeyin feda olsun sana. 101. sayfa. Tevhidin ispatında. Bak şurada. Ya, elhamdülillah. İyi ki Allah var ya. Şurayı da okuyayım keseceğiz.
Şimdi hiç mümkün müdür ki böyle en küçük bir mahlukun, en küçük bir hacatının imdadına koşan bir adalet ve hikmet? Değil mi? Mesela seni bu ihtiyaçtan dolayı buraya getirmiş. Ya böyle dinlemişsin ha, böyle dinliyoruz. Allah, yani biz Risale-i Nur'u ne diyor diye okumuyoruz, dinlemiyoruz ki. Risale-i Nur okur dinlerken Allah ne diyor? Peygamber ne diyor aleyhissalatü vesselam? Kur'an ne diyor diye dinliyoruz. Yoksa batıldır. Ustad ne diyor? Ustad birilerini adına diyor. Risale-i Nur'u okurken kafanı bak Risale'yi şöyle geçireceksin pencere gibi. Allah ayetinde bana ne diyor bu asırda? Risale-i Nur bu asırdaki insanlara Allah'ın ne dediği, peygamberin ne dediği, Kur'an'ın ne dediği de, diye bakılacak. Bakılmalıdır. Yoksa insan ne dedi? Ne derse dersin, ne yapacağım bunun dediğini? Yoksa yanlış olur. Bu, o alimlere dedim ki, ya arkadaşlar bu kitap dedim, Hazreti Muhammed'e gelmişse ben ne yapayım dedim onu. Hocam ne biçim konuşuyorsun dedi ya. Bizim kafamızı, itikatımızı bozacaksın ya dedi. Yani o ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş bu Kur'an, benimle alakası yoksa ben niye başkasının kitabını okuyayım? Onun şahsında bana gelmişse, aynedir bu alem, her şey hak ile kaim, Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Onun şahsında ona da, Kur'an bana da gelmiş. Öyle hissedeceksin, bu Kur'an bana gelmiş. Bu Kur'an bana gelmiş diye bakacaksın. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelmişse alsın kitabını gitsin. Ben Meryem Suresini ne okuyayım, ben kadın mıyım? Ne Meryem'im ne de İsa'yı doğuracağım. İbrahim suresi, Muhammed suresi. Ya ben onları ne yapacağım ya? Nemrut'u ben niye kısasını okuyayım? Ha, o simge ve sembol de ben varım. Beni anlatıyor o. Onda kasıt benim. Meryem dimağdır. Zar bozulmadan kulakla vahyi geliyor. Kulak zarı bozulmuyor. Dima dölleniyor. Ve o döllenen ruhtaki hakikat, birisine ders yapıyorum, ölü ruhlar diriliyor. İhsan ruhullah. Ağzımdan çıkan ve başkasının hidayetine ve hayatiyetine, manevi hayatına vesile olan sohbet İhsan'dır. İhsan ruhullah. Bir manasını anlatır. Bak, peygamberdeki kısalar benim sanki açıyor gül çiçeği gibi. Onun içinde ben varım. Beni anlatıyor ama başka sembollerle. Beni ifade ediyor. O sembollerle bir şey anlatmaya çalışıyor. Kuru bilgi insan kavrayamıyor. Ya Kur'an bir bambaşka bir şey ya. Allah aşkına bir böyle düşün ya. Kur'an bana geldi. Ama onun vasıtasıyla. Hani sana emanetin getirmiyorlar mı? Peygamber de uymadı mı o kitaba? O uydu. Ömer de uydu radıyallahu anh. Ebu Bekir de uydu. Ben de uyuyorum. Kur'an'ın hükümlerini peygamber kullandı malzeme, inşaat malzemesi gibi. Ben de kullanıyorum. Bir öyle bakın, bu Kur'an bana geldi ya. Ulan şahsiyetin artsın ya. Fiyakan da artıyor ha. Fiyakası da artıyor adamın. Ulan Kur'an bana gelmiş. Tabii ki bana geldi. Ey insan dediği zaman kendimi buyur ya Rabbi diyeceksin ya. Benim ya. Benim yani Allah'ın muhatabı. Allah ne kadar hoş bir şey ya. Elhamdülillah Rabbim. Neyse. Hiç mümkün müdür ki böyle küçük, en küçük bir mahlukun, en küçük bir hacatını, imdadına koşan Allah değil mi? En ufak isteğimizi yerine getiren bir adalet ve hikmet, insan gibi en büyük bir mahlukun, beka gibi en büyük bir hacatını mühmel bıraksın. En ufak bir şey ya, cevizlerin içine koymuş lezzeti. Kirazın içine koymuş, beni koymuş. En ufak bak dilimin ihtiyacını gidermek adına 2,5 litre mideyi tatmin etmek adına küre-i arzı sofra yapmış. Böyle bir Allah dilime ve mideme bu dünyadaki nimetlerle cevap veren Allah fiilen ruhumun arzularını ihmal eder mi? Oysa bu beden ruhun hizmetçileri. Kapıcıya bu kadar ihtimam ruha hiç kale almamak olur mu? En büyük, bak en büyük istimdadını ve en büyük sualini cevapsız bıraksın. İnsanın en büyük meselesi nedir? Ahiret. Ölümdür. İnsanın en büyük meselesi, mesela siyasette de öyle. O siyasete yaklaştığı zaman böyle herkesin ağzı bir şey, bakayım neyi işaret edecek. Ulan ben de diyorum, ulan geliyor, geliyor. Bakayım hangi parti söyleyecek. Kabir geliyor, kabir.
duvara çarpmış gibi oluyor. Kabir geliyor. Kardeş kim geliyorsa gelsin. Kabri kaldırmıyor ki. Bak, insanın en büyük istimdadını, en büyük isteğini, en büyük sualini cevapsız bıraksın. Rububiyetin haşmetini, ibadının hukukunu muhafaza etmekle muhafaza etmesin. Halbuki şu fani dünyada kısa bir hayat geçiren insan, öyle bir adaletin hakikatine mazhar olamaz ve olamıyor. Belki bir mahkeme-i kübreye bırakılıyor. Zira hakiki adalet ister ki, bak, zira hakiki adalet ister ki, şu küçücük insan, şu küçüklüğü nispetinde değil, bedensel yapısı itibariyle değil, belki cinayetinin büyüklüğü, mahiyetinin ehemmiyeti ve vazifesinin azameti nispetinde mükafat ve mücazat görsün. Yani insanın bedensel yapısı itibariyle değil mükafat ve ceza, ruhunun yapısı itibariyle mükafat ve mücazat görsün. Tabii ya, ruhun arzularını. Madem şu fani, geçici dünya, hakikaten mesela bugün bir tanesi anlattı, bu derse de etkiledi beni yapmama sebep. Ya hocam dedi, kazada bebeğiyle hanımı gitmiş. Yurt dışından gelirken. Ondan sonra birkaç ay geçmiş. Hocam dedi, her gece onunla yatıp kalkıyorum. Sana bir şey söyleyeyim, görüşmek ister misin bebeğinle, hanımına? Şaşırdı böyle, zannetti ki böyle bir şey, kilometre var falan. O kadar olur mu hocam dedi ya. Evet var dedim ya. Öyle mi ya? Ya zannetti ki ya ben öleceğim ya ölü dirilecek. Dedim hiç merak etme. Hem de ezeli ve ebedi çaresi var. Görüşmek istemez misin? İmanını arttır. İnsana imani bil ahiret, ahirete iman arttıkça dünyanın perdesi kalkıyor. Dünyadayken ahiretten istifade ediyor. Hazreti Ali diyor ki radıyallahu anh, perde kalksa diyor, ahirete yakinim artmaz diyor. Acayip bir şey. Bak şimdi ben sana söylüyorum. Şimdi perde kalksa bizde, sende de. Cennet cehennemi görsen, araba Skoda gibi yamulmaz mı? Yakini yani, imanın artar mı artmaz, eşit mi olur? Artar değil mi, değişir yani. Adam öyle yaşıyor. O da adam, da ana doğurmuş yani. Onu da ana doğurmuş. Nedir biliyor musun? Perdeler kalkıyor. Hangi perde? Buradan üzerine perde yok. Perde bizde. Cehalet. Horoz cinleri görüyor, biz görmüyoruz. Bir yerde değil ki. Burada, ha birisi engel olan cehalet sisi var. Kâh şehvet, kâh gadab, kâh perdeden bahsediyorum. Haset, kibir, acayip bir şey ya. Bunlar hepsi perde. Hepsi örtmüş ahireti. Size bir şey söyleyeyim, kimse duymasın. Ahiretin güzelliği üstü açık olsa, insanlar görse, kimse burada kalmaz, hep herkes intihar ederdi. Oraya geçmek için, inan. Kız için intihar eden yok mu? Huri'yi görse ne yapar bu adam? Söyle bana. Peki iflas ettim, istediğim madde, sanayi olmadı, param olmadı, intihar eden yok mu? Cennetin sonsuz nimetlerini görse ne adam ne yapar? İşte çabuk insanlar geçmesin, burada iş yapsınlar diye. Allah kabrin ölümün üzerine kanserdir, ihtiyarlıktır, tansiyondur, sevsinler bunu şey. Onu bu böyle örtmüş yani. Örtmüş ki burada kalsınlar. Onun için büyük zatlar ölümün hakikatini keşfeden, ölmeden önce ölmek istemişler ve ölümü çok sevmişler. Öyle geçmiyor mu? Yaşasın onlar be. Delikanlı adamlar. Ölmeden önce ölmek istemişler ya. Böyle yapmışlar. Ya Rabbi ben ne yaptım sıram diyor. Şimdi bize diyor ona para niye gelmedi diyor. Adam cennette niye ölüm gelmedi yapıyor ya. Ya o eksik ya biz bir tuhaf. Hangimiz eksiksek herhalde biz eksiyiz ya. Allah Allah. Ölümü Allah kabiri, berza, o alemleri bu mezarlıkla, kefenle örtmeseydi ona bir tane kalmazdık burada. Çabuk gideriz diye. O kadar güzel değil. Diyorlar. Madem şu fani geçici dünya ebed için halk olunan insan hususunda öyle bir adalet ve hikmete mazariyetten çok uzaktır. Elbette adil olan o zat-ı celili zülcemalin
hakim olan o Zat-ı Cemil-i Zülcelal'in daimi bir cehennemi ve ebedi bir cenneti bulunacaktır. Allah'ın böyle bir alemi bulunacaktır. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.